Türkiye'nin bir numarası Number One TV'de Starzone devam ediyor. Demin söylemiştik, Tolga Özkan stüdyo konuğumuz olacak dedi. Kendisi de geldi stüdyomuza. Çok teşekkürler, hoş geldiniz. Bugün de Starzone'da beraber olacağız burada. Bilinmeyeni merak edinmeyi birlikte. Öpüşelim önce şöyle. Öyle öpüşelim mi? Merhabalar, çok teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş çok bulduk. Sağ olun. Kısır yaptım ben inşallah ilerleyen dakikalarda onu da bayılırım. Beraber yiyeceğiz. Müzik dünyasında hiç yabancı bir isim değilsin. Yıllarını vermişsin, doğru mu? Evet. Doğru. Bunun akabinde de gelen bir albüm var ama biraz sanki hani böyle yıllar seni yoğurmuş müzik dünyası içinde. Yüzmüşsün ve sonunda da bir albüm çıktı. Hikaye nedir albümün hikayesi? Valla aslında çocukluğuma dayanıyor albümün hikayesi de. Çocukluğumdan beri bir albüm yapma hevesim var. 7 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. 92 yılından beri de profesyonel olarak sahnelerde çalışıyorum. 92'de Ankara Üniversitesi'ni kazandım. Ankara'ya yerleştim ve benim için profesyonel sahne hayatı başlamış oldu. O gün bugündür devam ediyorum. 10 yıl Ankara yaşantım ve sahne hayatım. Yaklaşık 5-6 yılda İstanbul'da sahne alıyorum. Ankara'da uzun yıllar çıktın ama şimdi İstanbul'dasın. Ne gibi farklar var aslında? Ankara'da İstanbul'da yapılan müzikte var mı bir farklılık? Yok, aynı. Aynı. Ama İstanbul'daki insanlar biraz daha böyle hani eğlenmeye geldikleri zaman eğleniyorlar. Ankara'nın müşterisi biraz daha şeydir, böyle daha bir sakin. Köşesinde takılır yani. Yani evet. Olabilir ya. Ben Ankara'da da birkaç yere gittim ama kulüp tarzı yerler olduğu için hani böyle canlı müzik yapan bir yerde hiç dinlemedim için merak ettim. Acaba şey olabilir mi? Ankaralı müzik severler de acaba İstanbul'a gelseler acaba İstanbul'daki müziği nasıl bulurlar? Sen peki Ankara'dan İstanbul'a gelince bir değişiklik oldu mu müzik tarzında? Yok, benim gene tarzım aynı şekilde yapmaya aynı devam ediyorsun. Yine belki şarkıları söylüyorum. Nabza göre şerbet olayı var ya hani. Ankara'daki dinleyenlerimi aslında özlüyorum. Onlar daha bir böyle daha bağlılardı tabii. Her gün beni dinlemeye gelen insanlar vardı. Zaman zaman internetten de onlarla görüşüyoruz, yazışıyoruz. Ama olsun ya, şimdi albüm var nasılsa. İnsanlar istedikleri zaman ulaşabiliyorlar. İşte evde, okulda, her yerde albümü dinleyebilirler. Albüm gerçekten keyifli. Ben de keyifle dinledim albümü. Özellikle teşekkür ederim. Siz orada beni beklerken. Ben albümü dinliyordum halbuki orada değil mi? Gayet de güzel bir albüm. Albüm üzerinde konuşacağız. Daha çok konuşacağımız konular var ve tabii ki sürpriz bir hediyemiz var size, biliyorsunuz efendim. Demin söylemiştim. O soru da ilerleyen dakikalarda soruyu da soracağız. İlk bilenlere de ödüllerini göndereceğiz. Peki bugün biliyorsun bizlere amatör yeteneklerimiz videolarını gönderiyorlar ve çok çok keyifli şeyler çıkıyor. Onların arasından çok eğleniyoruz. Grup Küresel bizlere videosunu göndermiş. Çok teşekkür ederim kendilerine. İzledik demin, gerçekten de beğendik. Başarılı bulduk. Umarım devam edersiniz. Bizlere videolarınızı göndermeyi unutmayın. Küresel izledikten sonra efendim Tolga ile burada olacağız.